Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki 01R25 aldım, 2023 model. Çok fazla sorunuz var, çok fazla merak ettikleriniz var. Neden R25'ten R25'e geçtim gibi. Hepsini açıklayacağım, merak etmeyin. Neden R25 satıp R25 aldım, memleket meselesi oldu. Merak etmeyin, her şeyin mantıklı bir cevabı var bende. Bu kanalda her şey mantıklı. Motorumu almaya gelen kişi benim takipçim zaten. Alacak olan çocuğun da ilk motoru R25 olacakmış. Çocuk motor baktı ama ilk motor olduğu için çok bir şey anlayamadığı için kendi motorcusuna götürdü. Kendi motorcusuna götürdükten sonra minik bir ekspertiz yapıldı ve tabii ki de motorda hiçbir sıkıntı olmadığı zaten gözüktü. Ki zaten bir önceki videomda da söylemiştim, motor tertemiz, bizde yalan dolan iş ya. Her şey okeylendi, ondan sonra notere geçtik, ödemeyi hallettik. Şöyle, ilanda benim motorum 228 bin liraydı. 2020 model, 12.500 km'de bir motor. Gelen çocuk hiç pazarlık yapmadan sanki 220'ye okeymişiz gibi bir de noteri bana kitlemeye çalışınca, ben de noteri ödemek istememekte ısrarcı olunca biz pazarlığı her şeyi unuttuk ve 220'ye bir motor satıldı. Orijinal camı var mı? Var. Aranızdaki fiyatı bilmiyorum ama motor gayet güzel. Sıkıntısı yok. Orijinal topuzları, exhaust, cama verecek arkadaşlar. Tamam ya. Ve sadece çocuğa sürekli şunu söyledim. Ben egzozdan ceza yemedim, sen de yemezsin. 6-7 ay ben bu egzozla sürdüm, ceza yemedim. Onun da yemeyeceğini düşündüm. Çünkü abartı bir egzoz değil, biliyorsunuz zaten benim eski motorun sesini. Çocuk 24 saat olmadan maalesef ki art niyetli bir polis tarafından ceza yemiş. Herhangi bir ölçüm cihazı vesaire olmadan egzozdan yazılmış. Polisin açıklaması, gerekçesi ben motorcuları sevmiyorum o yüzden ceza yazmak istiyorum olmuş. Evet, evet gerçekten oha. Öyle. Biraz talihsiz bir olay, geçmiş olsun öncelikle. Ben motoru biliyorsunuz ki 224 bin liraya almıştım. 224 bin liradan daha düşük satmak istemiyordum. Hani beni üzüyordu. 220 bin liraya satınca biraz üzülmüştüm ama ben fark etmeden o motor zaten 224 bin liraya satılmış. Allah'ın işi. Hayrını görsün, güle güle kullansın, mis gibi bebek de. Evet, gelelim benim motora. Bursa'daki Yamaha bayisine gitmem gerekiyordu. Öncelikle İdo'ya bindim. İdo'dan Yalova'ya geçtim. O sırada İdo'da bir takipçimle tanıştım. O kadar tatlıydı ki. İdo zaten biliyorsunuz İstanbul'dan Yalova'ya deniz otobüsü. Bir saatlik oradan yolum sürdü. İdo'yu tercih etme sebebim özellikle geri dönüşte motorumun kilometre yapmaması için. Ondan sonra Talha geldi biner arayla, beni aldı. Sete bak ya, kafayı yersin. Talha'nın motoru biliyorsunuz bir önceki videolardan inanılmaz, egzozu vesaire. Yani o motora bindikten sonra kendi motorunuz bisiklet veya oyuncak gibi geliyor. O derece bir motor. Talha beni aldı. Talha ile beraber Bursa'ya doğru gittik Yalova'dan. Bir yarım saat sürdü yolumuz. Niye efekli söyledin? Onu yaptım ona. Onu daha derken gaz verdi. Elim ıslanmış. Nereden gelmiş? Ne var orada? GP varmış. Bak şunlardan birini alalım işte. Niye oraya kadar gidiyoruz ki? Evet. Scooter da var şurada. Gri mi? Evet. Paket atarım sonra. Sonra binarar alıyoruz değil mi? S binarar. Binarar sürüyorsun. LS2 takıyorsun. Arkadaşlar linçleyebilir miyiz ya? Binarar sürüyor. Kaskı kurşunlanmış. Dainiz tulumlar falan. Kaskı kafan önemli değil galiba. Çıkayda bilmiyorsun. Ya sen onu bunu geç de. Bu makineyle kaç basarsın? Ha? 500. Nerede ne yaptı? Vuracağım ya. Egzoz çok iyi. Çok soğuk.
ses şaka mı? Allah'ım yarabbim. Bir şey diyeceğim. Aksesuar olarak bana da şu egzozdan taksınlar. Komple bunu alırsam daha iyi bu arada. Hatta bir şey diyeceğim. Bugün nöbetçi notere gerek de yok. Direkt giderim notere takas. Üstüne 10.000 veririm. Daha ne istiyorum? Bir de kahve. Arkadaşlar herkes kendi noterini öderse çok sevinirim. Burada mı vefat etti? Tahan'ın arkadaşı vefat etmişti de otobanda. Tam burada vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Ne kadar ekipmanlı da olsan 250 kilometreye gittiğinde ekipman falan tanımıyor işte. Sıfır motorlarda şöyle bir şey var. Bayiden çıkaracağınız motorlarda noter derdi yok, plaka derdi yok. Siz sadece imza atıyorsunuz, motorunuzu alıyorsunuz ve gidiyorsunuz. O yönden çok güzel. Yani hayat parası olana gerçekten çok güzel. Şunu cevaplandırmak istiyorum. Neden R25 satıp tekrar R25 aldım? Memleket meselesi oldu artık. Beni o kadar çok darladınız ki bu konu yüzünden. Artık kendimi sorgulamaya başladım. Aslında konu tamamen şu. Kenarda 20-30 bin liralık bir Türk lirası nakitim vardı. TL olarak bir nakitim vardı. Nasıl değerlendirebilirim diye düşündüm. Biliyorsunuz ki yılbaşına gireceğiz, her şeye zam gelecek. Daha dün asgari ücret açıklandı. 17 bin lira olmuş asgari ücret. Bu zamlar gelmeden önce benim bu 30 bin lirayı en iyi şekilde değerlendirmem gerekiyordu. Ya Dyson Airwrap alacaktım ya da motor alacaktım. Ben de motor almayı tercih ettim. Benim dişil enerji şakamı. Cebimden ekstrem bir para çıkmadı. Gerçekten 100 bin lira, 200 bin lira olsaydı haklısınız. Çok saçma bir tercih olurdu. Ama dediğim gibi kenarda duran, kullanmadığım bir TL'yi kullanmam gerekiyordu. Motorumu 2023 modelini yükselterek kullanmak istedim. Neden 2024 model almadım? Onun da sebebi şu, 2024'te zamlı gelecek biliyorsunuz ki. Ben de bir hafta bekleyip 2024 almayı biliyorum ama 2024 modeller çok zamlı gelecek. Bir de şöyle bir şey var. Motorumun tank pedinde R3 yazıyor arkadaşlar. Burada R3 yazmasının sebebi bu motor aslında R3. Ama yurt dışından Türkiye'ye geldiğinde vergilerden dolayı R25 olarak nitelendiriliyor. Şaka. Ne bir şey var? Bayda R3 pedi var. Yurt dışından o gelmiş. O yüzden R3 pedi yapıştırdılar. Onun dışında koruma takozlarımız var. Farklı, alışılmış olanın dışında. Çok sert. Koruma takoz dediğimiz şunlar. Şurası. Aynen. Bunların tamam, ederi ne kadar? 5,5 falan bir galiba, değil mi? Öyle arada bir şey. Normal takozları buradan takabilmek için ya kesiyorlar, çünkü demir parça bunun arkasında kalıyor. Ya kesiyorlar buradan dik sokuyorlar. Ya da arınma işte böyle kesmesinler diye ürettikleri bir takoz var. Şöyle geliyorlar. Şöyle, şöyle, şöyle. Zikzak. Bu parçayı kurtarıp altından arkaya ulaşabilmek için. O da ne kadar sağlıklı olur yani. Hiç ihtimalle vermiyorum. Bu çok mantıklı olmuş ama. Bu pahalı olduğu için bunu herkes almıyor. Gerçekten çok sert. Şöyle ses çıkmıyor. Plastik değil yani. Bir zahmet o kadar para verdik. Motoru sürdüm. Böyle kokular geliyor ama. Ne kokusu? Egzozundaki tüp boyasına kadar, işte benzinine kadar, yağına kadar. Daha ilk defa çıktığı için bu, döndüğü için ilk defa içeride. Bu tarz kokular ilk başlarda olur. Alışma sürecinde. Kafayı yemiş. Ay bir garipsedim şu an çünkü debriyajı çok geç kavruyor. Fabrika ayarı olması gereken buymuş. Makine ya. Hiç alışık değilim 50'lerle sürerken 4. viteste gitmeye ama 6000 devri geçmemem gerekiyor. Bir önceki videoda şunu öğrendim yorumlardan.
Birisi şey yazmış. Şu şunun üzerinde anahtarı bırakma yazmış. Ne yapıyorsun? Şey için. Ha. Ben bilmiyordum bak. Ben böyle bırakıp gidiyordum anahtarı hep. Yani çıkıyorsa bırakma bakayım. Çıkıyormuş sanırsam. Bak. Benimki çıkmıyor mesela. Ha. Ben gidip ödeyeyim diyeceğim, kimse yok. Nasıl ödeyeceğim ki? Fullemeyeceğim. Fulleyeceğim de içeri ödeyeceğim. Çantam yok. Orada kalmış çantam yerde. Arasana, alsın çantamı. Çantamı orada unutmuşuz ya. Full. O da beni aramış. Getireyim. Peşinize geliyor mu diyorum. Gerçekten mi? Ya. Gidiyor. Ben de diyorum ben bir hafifim ama. Arkanızdan ısı götürüyorum, duymuyor musun? Nasıl duyalım bunda? Nasıl götürüyor? Çıkmadınız ki daha şeyde. Bakalım ilk fullememiz ne kadar? Ne oldu? Halledeceğiz. Ne alaka? Bursa'ya kadar gelmişsin yani. Ya hayır ya. Bak bir şey diyeceğim. Yemeği de ödedi. Hayır. Tamam bak. Yemeği ben söyleyemedim. Onu ben söyleyeyim. Ya yok yapmayın. Vallahi utanıyorum ben. Gerçekten ya. Niye böyle yapıyorsunuz? Bak yemek de sen yaptın. Şimdi o yapıyor. Herkese de yapmayın. Bir şeyler ödeyebilir miyim? İstanbul'a gelmiş olsan. Benim Bursa'da paran geçmez. Söylemedim. Şey senin tam motoru niye ben aldım o zaman? Ha parasını İstanbul'da attım çünkü. Evet. He. Allah'ı da açıklayın. Ha evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok memnun oldum. İlk fulleme 460 lira. Kaymak gibi akıyor ya motor. Şu an tüy gibi ya. Hiçbir şekilde hissetmiyorum. Ama işte bilmediğim yerler ya. İnsanlarını bilmiyorum falan. Trafiğini de okuyamıyorum. İstanbul'un neresinde insanlar nasıl sürüyor az çok biliyorum ama burayı bilmiyorum. Ben nasıl ara gaz veremeyeceğim şimdi ya? Çocuklar benden ara gaz isteyecek, ben de rodajdayım diyeceğim. Çocuklar rodajın ne olduğunu bilmeyecek. Beni kötü abla ilan edecekler. Bursa'nın şeyini çok sevdim. Her yer dağ. Ankara'daki dağlar gibi değil. Ankara'daki dağlar böyle kuru kuru. Buradakiler yeşil yeşil. Ona da yazık. Benim yüzümden altında bin arar var, 70'te gidiyor. Bir de Cadde Bostan'ın trafiğine laf edersiniz ya. Bu ne? Bu ne böyle? Bursa'da trafik mi olurmuş ya? Bursa'dasınız. Kendinize gelin. Ah! Aa, nasıl bakıyorlar? Ne oldu? Ne? Bunu sürdüreceğim. Gerçekten mi? Şey ama benim motoru sana emanet etmekte sıkıntı yok ama onun seni bana emanet etmen sıkıntı. Nasıl sürülüyor? Sağdaki ön fren bunun gibi. Sadece solda da orada. Ha tamam. Şey gibi. Ne gibi? Hiçbir şey gibi değil. Evet kurye... Oy. Bacağım çarptı. Evet kurye. Paket attı. Motorumu çalıyor. Ay inanmıyorum. Hayatımda ilk defa skuter sürüyorum. Yemin ederim sırtım ağrımış. Çok rahat. Bence kesinlikle rahatlık isteyenler kullanabilir. Çalsa ne yapabilirim ki? Ne yapabilirim yani? Güzel motormuş. Neden bunun stoplanması Pulsar RS gibi? Neyse. Spotlarımı izleyenler düşünsün onu da. Motorla şehirler arası yol yapmak beni çok özgür hissettiriyor. Mutlaka herkesin hayatında bir kere tatması gereken bir şey. Ama lütfen köpekler saldırmasın. Teşekkürler. Bir debriyaj kontrolü falan olmadığı için biraz gerildim bu virajlarda. Biraz gerildim virajlarda. Debriyaj ayarı yapamıyorum ya. Korktum biraz ya. Orman sürüşmesin genel olarak. Çok rahat. Bayağı sevdim. Ama bir şey diyeceğim. Çok virajlı ben yavaş gideceğim. Haberin olsun.
mecbur dörtleri yakmak zorunda kaldım. Çünkü hani Şile yolundan daha virajlı yollar. Bilmediğim yollar. İnsanların beni fark etmeleri lazım. Hava kararıyor. Sıkıntı. Ve hava soğumaya başladı. Bu tarz yollarda, özellikle virajlarda çok yağlar oluyor. Ya sen hatasız gitsen bile sırf viraj döndüğün için düşebiliyorsun. O yüzden dikkat etmek lazım. Gidiyorum daha hasta hocam. Güneş batıyor. Tamam hadi bitti. Şey, bugün de size sürpriz olarak bir tane takipçimi getirdim yolu. Evet. Bu motorla teker yok, viraj yok, hiçbir şey yok. Bu motoru ben doğurdum. Arkadaşlar bu motor benim. Sadece motoruma hala isim bulamadım. İsim öneriniz varsa yorumlara yazarsınız. Eskiden benim bir kedim vardı, siyah bir kedim. Onun adı Kalpol'dü. Evet, bildiğiniz o şurup olan Kalpol. Böyle bir dedim ki Kalpol mi koysam, sonra dedim böyle bir heybete çocuk şurubunun adını koyamazsın. O yüzden önerilerinizi bekliyorum. Benim motorumun adı Margarita. Gerçekten mi? En sevdiğim pizza olduğu için. Umarım herkese istediği motor nasip olur arkadaşlar. Öncelikle herkes benden R7 veya R6 beklediğini yazmış. R7'lik ve R6'lık bir bütçem yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Dilan Polat değiliz. Aynen, ya da paket atmıyorum arkadaşlar. Altında bir espinarar yok. Maalesef ya, elimde olanı böyle değerlendirmek istedim. Ve bence siz de yapıcı hayaller kurun. Bir anda R6, 1000 RR istemek yerine basamak basamak çıkabileceğiniz bir süreç ayarlayın kendinize. Ben 250 NK'dan başladım. R25'e çıktım. Evet, tekrar R25 almayabilirdim ama keyfim, kahyam, maddi durumum almak istedi. O yüzden tekrar bir R25 aldım. Bundan sonraki hedefim R7. Umarım alırım. Umarım bu kanalda çok daha güzel motorlar görürüz. Umarım izleyenlerde de çok güzel motorlar görürüz. Ben bir şekilde hayallerime yavaş yavaş gidiyorum. Umarım siz de gidersiniz. Umarım hep beraber birlikte gideriz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Motorla kalın. Sağlıkla kalın. Ve Mısır Apartman Instagram'dan takip edersiniz. Ne bakıyorsun ya?